İbrahim Ethem Hazret bir gün yolunu Basra'ya düşüren de mescidin avlusunda Hazreti bilen âli başına toplaşırlar. Ey Hazret derler, ısrar ile dua ettiğimiz halde dualarımız kabul olmaz oldu. Lütfedin de deyiverin hele, bunun sebebi ne ola ki? İbrahim Ethem Hazret tek tek 10 madde halinde bir sebepler silsilesi hazırlar ve iletir duası kabul olmayan Basralılara. Birincisi, Allah'ı tanıdığınızı söylersiniz ama emirlerine uymazsınız. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i okursunuz ama anlamınca yaşamazsınız. Hazreti Peygamber'i sevdiğinizi söylersiniz ama onu kendinize rehber kılmazsınız. Kaç oldu canlar? Dördüncüsü, şeytanın düşmanınız olduğunu söylersiniz ama onu kendinize dost edinirsiniz. Cenneti sevdiğinizi söylersiniz ama layık olmaya çalışmazsınız. Cehennemden korktuğunuzu iddia edersiniz ama ona gitmek için özel bir gayret gösterirsiniz. Kaç ola ki İsmail'im? 6 etmiştir. O vakit 7.sini deyiverelim. Ölüm haktır dersiniz ama hak olan ölüme kendinizi hazırlamazsınız. İnsanların ayıbı ile uğraşır, kendi ayıbınızı görmezsiniz. Allah'ın lütfettiği nimetleri bolca tüketir ama şükretmezsiniz. Geldik sonunda 10. maddeye. Ölülerinizi gömersiniz ama bir gün sizin de gömüleceğinizi hiç aklınıza getirmezsiniz. İşte öyle İsmail'im kurbanım. Sıkmadık inşallah seni. Sıkılır mıyım hiç? Söz vermişydin zaten. Ta ilk geldiğim vakit. Sultan İbrahim Ethem'den anlatıvereceğim diye. Unuttuk gittik. İşte söz vermemek gerek pirim. Ne buyurur Hacı Bektaş Sultanım? Öl, söz verme. Öl, sözünden dönme. Ne anlatıverir o vakit Hazret'in kıssası bize? Hissesi ne ola ki bu kıssanın? Başımıza ne gelir ise hamd ve şükrü unuttuğumuzdan gelir. Allah'ın elçisi Peygamber Efendimiz hamd nedir diye sorulanda buyurdu ki, hamd nimet içinde nimeti vereni görmektir. Şükür ise hamda devam etmektir. Şükreden 3 türlüdür. İlki şakir ki şükürden türer, varlığa şükreder. İkincisi şekür ise belaya şükredendir. Sonuncusu ise şekkardır. Şekkar ise her ne geldiyse ondan geldiğine sevinip razı olandır. Varlığa şükretmeyi unutuveririz ama ilk belada İsyan ederiz. Bu bize reva mıdır? Şekkar olan der ki, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Zalim zulmünden ne vakit geri kalmış ki suçu ona atarsın. Aynayı kendine çevir hele. Sebebi kendinde ara. Biz masumuz. Bize zulmederler demek olmaz. Hüküm açık. Nasıl isek
öyle yönetiliriz. Hiçbir şey bizim irademizden, dahi çabamızdan azade değil. O vakit kişiye kimse bir şey edemez. Kim ne eder ise kendine eder.